Afiyet olsun, yine bekleriz. Eko, ne oldu annem? Olması gereken oldu be annem. Elif'le her şey bitti. Elif, kızım. Ne oldu sana? Ha? Ya niye senin yüzün böyle? Niye ağlıyorsun? Eko. Ne oldu Eko'ya? Sözü bozdu. Git diyor Viyana'ya. Ayrıldı benden anne. Ne diyor? Git diyor. Eko. Viyana'ya git diyor. Allah Allah. İlk defa doğru bir cümle çıkmış ağzından ha. Niye ağlıyorsun? Ya sen benim ne kadar üzgün olduğumu görmüyor musun? Ben onu çok seviyorum. Ne münasebet? Görüyorum tabii ne kadar üzgün olduğunu kızım. Ama öyle aşkmış, sevgilmiş bilmem ne bunlar karın doyurmaz. Ya senin eline bir fırsat verilmiş, bir şans verilmiş başarılı olman için. Aşk, sevgi onlar palavra, onların hepsi geçici şeyler. Önemli olan senin başarılı olman. Gitmeyeceğim. İstemiyorum, gitmeyeceğim işte. Aferin oğluma. Doğru olanı yapmışsın. Elif'in o okula gitmesi gerekiyor Eko. Anne öyle de ben köpek gibi aşığım Elif'e. Biliyorum. Ama aşk da tam olarak böyle bir şey değil mi? Sevdiğinin mutluluğu için ondan vazgeçebilmek. Hoş geldin. Hoş bulduk Ruh. Sana ne oldu? Bankadan aradılar. Kredinin ilk taksidi gelmiş. Ya Menekşe biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz ya? Ne yapacağız? Kasasında 4000 lira vardır. Paranın yarısını ıvıra zıvıra harcamışlardır. Kalan paranın tamamının 10 katı olan borcu ödemek için ertenler ne yapsın, nerelere gitsin? Ya oğlum hesaplıyorsun, onu da yanlış hesaplıyorsun. Kalan paranın %50'sinin 10 katı. O mu yapıyor? 8000. 8 mi? Evet. Bayağı azaldı borç ya. Hesaplaya azalttık. Böyle yaparsak erir bence borç. Ruhum 20.000. Hesap makinesiyle mi yaptın bu hesabı? Ya bravo. Bravo Yalçın. Gerçekten şu performansı borçları öderken de göstersen keşke ya. Ruhum sen hep üstüme gel, hep üstüme gel. Ya ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Daha ne yapayım? Anne Elif bakıyor. Bakıyor anne Elif bakıyor. Bakıyor mu hala? Bakmıyor oğlum. Bakmakla kalmıyor. Geliyor. Baka baka geliyor. Gel. Eko, biraz konuşabilir miyiz? Ama kapanış konuşmasını yaptım diye hatırlıyorum ben. Yapmadık mı? Eko lütfen. Ha tamam. Gideyim de konuşayım o zaman bakalım. Eko ben hiçbir yere gitmiyorum. Ya ben bizden vazgeçmiyorum. Ama Elif niye böyle yapıyorsun? Bak sen böyle yaptıkça daha da zor oluyor her şey. Yapma böyle ne olur. Sen yüzüğü çıkarmış olabilirsin ama ben çıkarmıyorum bu yüzüğü. Biz hala sözlüyüz. Sen de bence ona göre davran. Yani bu şey gibi değil mi? Taraflardan biri o işi bozunca bozulmuş sayılmıyor mu? İlla böyle mutabık mı kalmak lazım? Şey gibi düşün. Yani Almanya'ya yenilince biz de yenilmiş sayıldık ya. Onun... Ya Eko başlatma Almanya'dan. İşte ben kararlıyım diyorum. Al bu yüzüğü. Bunu parmağına takıyorsun. Okuldan döndüğümde parmağında olacak. İşte bu kadar. Ama... Ya ben bu kızı nasıl ikna edeceğim ya? Ver anne, ver. Ya Elif'in benim yüzümden kariyerini yakacak diyorum. Bir şey bulun, bir fikir bulun ya. Buyurun. Şimdi hanımlar size bir sözlü sorusu hazırladım. Soru çok basit. Ben bu kızı kendimden nasıl soğuturum? Evet, alayım cevapları. Şöyle, hiçbir şey yapma. Olduğun gibi dur öyle, dümdük dur. O senden soğur zaten diyeceğim ama soğumuyor işte. Ya siz benim kızıma cazı büyü bir şey mi yaptınız? Ne yaptınız? Siz benim kızıma ne yaptınız? Ne büyüsü ya? Hiç benim uğraşacağım işler mi onlar? Zümrüt anneciğim, bunu büyüyle açıklayamayız ya. Bu belli ki benim cazibemle alakalı. Yani bendeki şeytan tüyüyle falan alakalı bir şey bu. Kız haklı, ne yapsın? Kız da bırakın onlara bir yol bulun bana, ne olur ya. Eko oğlum, sen boş zamanlarında ne yapıyorsun annem? Gerçi hep boşsun da şey. Ne yapıyorum? Yani ailenin borç yükünü artırma hobimi saymazsak... İşte. Efendim, ganyan olabilir. Ganyan severim. Kahvecilik, serserilik, okey öyle şeyleri severim. Hı. Kendini de biliyorum. Futbol, halı saha öyle şeyler gibi. Sen ne oldu? Niye sordun ki? Ne oldu şimdi? Boş beleş hareketler, avam hareketler. Ya ben kimlerle muhatap oluyorum ya? Çekil azıcık, sürtünme bana. Aman, sanırsın kendinizi her akşam öyle atom parçalıyor. Parçalıyorum, nereden biliyorsun? Yeri geliyor, parçalıyorum. Sana ne? Ya şimdi bir ortalık karıştırmayın, kurcalamayın. Bak, bu anlattıkların çok güzel, doğru yoldasın. Sen şimdi bu yüzünle tanıştıracaksın Elif'i. Kız bir dakika bile durmaz, koşa gider Viyana'ya. Çok güzel fikir yalnız. Hı-hı. Ha, tamam. O zaman ben... Elif'i Ganyan'a götüreyim. Ha. Atlarla ilgili brief vereyim falan. Ha, güzel işte onu. Zaten kadınlar hoşlanmaz öyle şeylerden. Kahvecilik olur. Okey'e götürürüm. Halı saha falan bir... Tamam, bu tuttum ben bunu ya. Tuttum, vallahi bu çalışır. Böyle soğur benden. Evet tamam. Ben tamam. Bu olur bu. Menekşe, kız Zümrüt. Ay. Hay, hadi size iş çıktı yine bak. Ne iş? Belediyemiz örnek mahalle yarışması yapıyormuş. Acaba derneğimize hiç uğramayan başkanlarımız olarak bir şey yapmayı düşünür müsünüz demek için geldim de ben. Ya. Ben de öyle düşünmüştüm. Hay Allah Eko ya. Bak görüyor musun? Para ödülüyle plaketi kaçırdılar. Para mı? Plaket mi? Kaçırdılar mı? Birinciye para ödülüyle plaket varmış. Bir dakika, şimdi bu plaket altındandır. Ben bu yarışa girerim. Zümrüt Korfalı bu yarışı kazanır arkadaş. Şimdi girdi mi yarışa? Nasıl, ne yaptı? Bir dakika Neriman, bu verecekleri para ödülü bizim derneğin borcunu ödemeye yeter mi? Kız yetmez mi? O zaman biz giriyoruz yarışa, varız. Biz bu mücadelede varız. Ya işte Elif'ciğim, böyle hayatından bir kesit görüyorsun. Çok iyi değil mi? Harika. Eko, amma konuştun ya. Öp de vedalaş şu taşla be. Ben seni tanıştırmadım değil mi? Ha? İlhan abi, Kürşat abi, yerinden belli olduğu üzere yancı Ercan. İşte böyle bizim ortamlar, böyle hiç Viyana'nın nezihliğiyle alakası yok. Böyle çirkin ortamlar yani. Var ya, Asya ile Avrupa'yı ben bağladım ya birbirine. Vallahi bak, al bakalım. Bu oyun böyle oynanır işte, aslan parçası. Kürşat abi, kim dağıtıyor? Sıra bende. Dağıt abi. Devam diyorsun. Ya işte gördüğün gibi burası da bir diğer uğrak nokta. Ya böyle bildiğin işte coşkulu atlar, coşkulu adamlar falan. Yani hiç Viyana nezihliğiyle uzaktan yakından alakası olmayan çirkin bir ortam burası. İnanamıyorum. İnanamazsın, tabii inanamazsın. Ben sana dedim, sana üzülürsün dedim benim bu ortamlarımı görünce, benden vazgeçer. Eko, inanamıyorum, benim oynadığım at geliyor. Hadi be kızım, hadi be koş be, hadi be son 200 metre. Hadi be ayrıl da gel, kop da gel. Sonra yenmez işte bu be, oldu. Allah'ım. İşte abi, benden herkese çay. Herkes... Bir şey diyeceğim, biz bu parayı hemen alabiliyor muyuz? Alıyoruz abi. Çay isteyen oraya. İşte bu be. Çok iyi. Bir tane oynayalım. Olur, bir tane oynayalım. Çok güzel. Vallahi. Aferin be kızım be. Aferin be gülüm be. Çalışmadım. Oh be. Ne demek Elif halı saha maçından çok zevk aldım demek ne demek? Ne demek okeyde dışarıda kaldım ne demek ya? Bu nasıl fakir, selsefil zevkler böyle ya? Bana golfle gel, başımın üstünde yeri var. Bana teniste gel, başımın üstünde yeri var. Mandelmen nedir ya, laf söylüyorum şurada. Bana at binmekle gel, bak asil zengin hareketleri bu. At alayım mı sana? Ha? At alayım. Bir beygir, bir midilli bir şey alayım ha? Ne dersin kızım, alayım? Anne, boşuna nefesini tüketme. Ben Eko'yla çok mutluyum. Onunla yaptığım her şeyden de çok zevk alıyorum. Ben onu bırakıp Viyana'ya falan gitmem. Laflara bak hele. Allah Allah. Aa. Bak bu hareketlere bak ya, bu kız beni öldürecek. Yok, bu iş beni aşar. Buyurun, arkamızda. Aha geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne oluyor Eko? Alın yazım aradım açılmadı. Neden açılmadı o telefon? Ha, duymamışımdır. Duymamışsındır. Duyulacak. Bundan sonra o telefon duyulacak. Ben aradığım an açılsın o telefon. Sebep? Sebep. Ben öyle istiyorum. Erkek öyle istiyor. Yapma ya. Ya. Bu kazak neden bu kadar uzun? Buraları kapat. Kapat orayı. Aa, ne diyorsun her zaman giydiğin şeyler? Ben okula da geleceğim. Bugün ben okula da geliyorum. Bir gelelim bakalım. O okulda ne oluyor? Timurlar mı var, kayalar mı var? Kimlerle selamlaşıyor? Ortamı bir koklayayım ben, geleyim de. Gel zaten. Ben seni hep çağırıyorum. Sen gelmedin. Ben bugün gelmek istedim. Şu an gelmek istiyorum. Bir sorun mu var, bir sakınca mı var? Bugün geleceğim. Yok. Hiçbir problem yok. Olamaz da. Daha ben ufaktan sinirlenmeye başladım. Haberin bana. Olsun. Sana. Bana. Sana. Ana, ben gittim. Oralar kapatılsın. Anam. Ana mı dedi o bana? Bu olan Elif'ten kendini soğutmak için böyle davranıyor. Tamam, onu anladık. Böyle giderse gayet de başarılı olur bence. Evlat olsa sevilmez. Tipe bak. Ay şu tipe bak. Tatlım, ne haber? İyi. Görüşürüz. Kim bu dallama? Dakika bir, gol bir hemen tatlım. Dallama değil. Gayet tatlı bir çocuk. Benim de sınıf arkadaşım. Yo, tam bir dallama. Tam bir dallama. Benim alın yazıma, benim davama kimse tatlım matlım diyemez. Öyle bir şey yok. Ben senin davan değilim. Alın yazında değilim. Ayrıca sok şunu cebine yeter artık. Bir şey diyeceğim. Bir saniye. Bana tam liste verirsin. Buradakilerin hangisi normal arkadaş, hangisi okuldan arkadaş, hangisiyle öylesine merhabalaşıyor falan. Bunların hepsi tam liste. A4'te bana yazılıp verirsin. Eko sen ne anlatıyorsun ya? Bak bu şaka kabak tadı vermeye başladı ha. Şunu da sok cebine. Aa, işe yarıyor. Vallahi işe yarıyor. Ay, korkunç bir adam oldum ama işe yarıyor. Neyse. Oturmamı istediğin bir yer var mı? Yoksa sen böyle önden gidip içgüdüleriyle keşif yapmak ister misin? Yok be gülüm, keşfe gerek yok. Öyle erkeklerin olmadığı, sakin, kalabalık olmayan, kadınların ağırlıklı olduğu bir yere otur. Benim için problem yok. Tamam, sen bana sabır ver ya. Aa, bebeğim Kaya da buradaymış. Gidelim de bebeğimin yanında oturalım, olur mu? Eko. Hı. Tamam. Selam. Merhaba. Selam. Bebeğim, ne haber ya? Ya abi, senden ne haber? İyi, merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Bak bunu da koyalım ödeme. Harika, neymiş o? Diyagram. Öyle mi? Ekleyin. Tabii diyagram önemli, aşırı önemli. Ben kendime bir kahve alacağım. Başka bir şey isteyen var mı? Erkek alır. Siz oturun. Ben çay alacağım zaten. İsteyen var mı başka? Ben bir latte alırım. Ben seninle bir geleyim abi oraya. İyi, gel. Baba bir çay, bir kahve... Neydi bir de? Latte. Ondan. Yalnız sana helal olsun abi ya. Kızın hayatını söndüreceksin ha. Oğlum yürü git, canımı sıkma benim ya. Bırak şimdi ya. Ben senin gibi tipleri bilirim. Kıza bir sardın, senin yüzünden hepimizin gitmek için can attığı okula gitmeyecek. Allah Allah. Oğlum bak, mevzuyu bilmiyorsun, boş boş konuşma, sinirimi zıplatma benim. Yalan mı? Abi işsiz güçsüz adamın tekisin. Yapıştın kıza sülük gibi. Tabii kızda para desen var, güzellik desen o da var. Yere dükkan açın ha. Oğlum vallahi geberteceğim bak seni. Sus lan. Yere al lafını. Dur. Yere al lafını, bak elimde kalacaksın ha. Oğlum. Ya yürü, gidiyoruz masaya. Ya of! Delireceğim ben. Eko. Yemin ederim ben delireceğim. Eko! Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ne olduğunu bilmiyorsun. Uzatma bence. Bilmeme de gerek yok. Sabahtan beri, geldiğimizden beri oraya buraya saldırıyorsun. Yok listeler, yok alın yazın falan. Ya tamam, o başka bir şeydi. Bu başka bir şey. Bilmiyorsun. Ben anlayacağımı anladım. Sen beni kendinden soğutmaya çalışıyordun değil mi? Tebrik ederim. Başardın. İçin rahat etsin. Heh. Unutmadan. Zaten ilk çıkaran da sendin. İstediğin oldu. Mutlu ol şimdi. Bir su alabilir miyiz? İyi misin? Bir şey soracağım Elif. Eko'yla son durum var. Ne oldu? Sizin konuşabildiniz mi? Yok. Niye konuşacağız ki? Ayrıldık biz. Sen de gördün. Yüzüğü bıraktım avcunun içine. Kaya yaptığı şey son damlamdı benim. Nasıl yani? Ne demek ayrıldık? Ne demek ayrıldık? Ayrıldık işte Dilara. İyi de Eko sana anlatmadı mı Kaya'nın dediklerini? Çünkü Eko bayağı haklıydı da. Yok. Eko bana hiçbir şey anlatmadı. Ne dedi ki Kaya? Ya ben o gün yemek almak için kalktım ya masadan. Evet. Kaya Eko'ya dedi ki... Kıza sülük gibi yapıştın, bırakmıyorsun peşini. Sonra arkasından senin için kız zengin, güzel, hayatını karartacaksın dedi. Gerçekten mi? Evet. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ben Eko arıza çıkardı sandım ya. Allah kahretsin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eko az bile yaptı. Ben onun yerinde olsaydım Kaya'ya kafa göz dalmıştım. Benim hemen Eko'yla konuşmam lazım. Teşekkür ederim Dilara bana bunları anlattığın için. Elif. Bebeğim ne haber? Ya sen de sus ya bebeğim. Vallahi sinirimi senden çıkaracağım ha. Ne oldu ona? Hayret bir şey ya. Of. Of ya. Şş. Neyin var senin? Ya anne Elif gidiyormuş bayağı okula. Bayağı evde kutlama yapılmış. Balonlar, pastalar, tören yapmışlar ya. Oğlum sen iyi misin? Hem kız gitsin diye uğraşıyorsun hem de oturup üzülüyorsun. Evet ama işte orada bir dilemma mevcut anneciğim. Ne yaparsın gönül dilemma, paradoks dinlemiyor. Ya zaten Eko nerede? Orada paradoks, orada travma. Hesabı alabilir miyim? Tabii. Aha Elif geliyor. Vallahi Elif geliyor. Geliyor anne. Anne geliyor, vallahi geliyor. Gözüm de geldi. Kaya'nın söylediklerini öğrendim. Keşke şöyle ağzının ortasına bir tane çaksaymışsın. Nasıl ya? Sen mi söylüyorsun bunu? Evet Eko, ben söylüyorum. Ne var? Ayrıca bir sus. Daha bitmedi. Sen benim yerime kararlar veremezsin. Sen benim yerime benim iyiliğimi düşünemezsin. Ben bu yaşadığım hayatı seviyorum. Okulumu seviyorum. Seni seviyorum. Ve ben kararımı verdim. Ben okula gitmiyorum. Cevabımı da yazdım. Ne? Nasıl ya? Aynen öyle. Ha. Sen benimle birlikte olursun ya da olmazsın. Bu da senin vereceğin bir karar. Ama bende durum bu. Gerisini sen düşün artık. Bayağı postayı koyup gitti, ben anlamadım ki. Sen salak mısın? Niye ya? Kız gitmiyorum diyor. Aa evet. Ha gitmedi. Gitmiyor. Daha doğru, gitmiyor. Ha çok iyi, gitmiyor. Vallahi gitmedi. Ha, gitmiyor anne. Salaksın. Aç bakayım ağzını. Of, afiyet olsun. Ne güzelmiş sana yemek yapmak ya. Keşke hep sana yemek yapsam ben Atlas. Olur, hepsini yere. Ben de seni öperim. Neden hepsini öpüyor mu? Yani... Allah. Nereden çıktı şimdi o ya? Laflara bak Atlas. Öpüyor yani öper tabii yani. Seven insanlar birbirini öper anneanneciğim. Annem babanın yanağını hiç öpmez. Elini de tutmaz. Ah. Oy Atlas abi. Hadi bakalım düş önüme, gidiyoruz. Düşünsene. Nereye? Nereye olacak? Balık tutmaya. Akıllı oltayı deneyeceğiz. Hani amca eyvallah. Doğru dedi mi dede? Aferin benim torunuma. Tabii ki doğru dedin. Ruhum hadi biz gittik. Görüşürüz hayatım. Ay. Alalım şunları da. Uy. Hadi bakalım. Yalçın dikkat et çocuğa. Tamam. Haydi bakalım. Hop. Menekşe. Al bakalım. Düğündeki oturma düzenini hallettim ben. Sen hiç onları dert etme. Kuytular, arkalar hep sizin. Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık Zümrüt. Çok mu güzel yapmışsın? Ya Menekşe, diyorum ki fakir fakir akrabalarım falan önlerde oturmasın, gerek yok. Zaten onlar gram para falan bile takamazlar. Ama benim tarafım etrafıma hep atalira, atalira, atalira. Yani sizinkiler diyorum çıkışa yakın. Sen de. Ya Menekşe, kötü kötü konuşuyorum, bir şeyler desene. Derim Zümrüt, derim birazdan. De. Gençleştim resmen ya, vallahi. Böyle kelimin rengi bile eşitlendi gibi, baksana be. Çalışmam olayına fena alıştım ben, harika, özlemişim. Bir şey diyeceğim, çok alışma ama. Biz bu tarz fark etmeden yeni bir iş bulman lazım. Ya çiçeğim, şurada gelmişiz sahile. Mis gibi deniz havası alıyoruz. Allah aşkına beni burada kim görecek de benim atıldığımı anlayacak, ha? Evet. Bak çek, çek temiz havayı içine çek. Aa dayım. Dayın mı? Ya dayının burada ne işi var evlat? O şimdi var ya, harıl harıl çalışıyordur. Ensesinde boza pişiyordur onun. Aman çok dayım. Klasik bir tiptir, benzetmişsindir sen. O benim dayım. Bakalım kimmiş senin dayın? Aa, Eko? Baba! Babam ve torunum. Aa! Kovuldum ne demek ya? Kovuldum ne demek? Tam da düğün öncesi. Ya ben kime ne anlatıyorsam birader ya. Sen, tam senlik hareketler yani. 10 numara 5 yıldız. Yine düğün öncesi. Baba öyle tam yani kovulma gibi değildi aslında. Ben önce kendi irademle ayrıldım. Ama sonra kovulmaya giden böyle karışık bir süreç var baba orada ya. Ha kendi iradenle Eko'cuğum. Yani istifa ettin. Aferin Eko, aferin. Peki düğünün cadısına ne anlatacağız ha? Çok merak ediyorum. Yalçın amca. Benim yani bunu annemin asla öğrenmemesi lazım. Çünkü zaten dün iptal etmek için yer arıyor. Sen kimseye söylemezsin değil mi? Güzel kızım, ben tabii ki söylemem. Ama anneni biliyorsun Zümrüt bu. Yani ne yapar eder bir yerden duyar öğrenir. Ya babacığım bu bilgi sadece üçümüzde mevcut. Sadece biz biliyoruz. Ne kim söyleyecek de öğrenecek yani üçümüz de buradayız işte. Ama ben de biliyorum. Atlas'cığım, aslan yeğenim benim. Sen kimseye bir şey söylemezsin, ben seni biliyorum ya. Söylemezsin değil mi? Şey yapalım, bak şimdi sen dayıyı sahilde görmedin, tamam mı? Beni görmedin. Ama ben gördüm. Aa, torun, bak gördün. Gördün ama o gördüğünü unutuyoruz. Heh, sil. Heh, tamam mı? Hiç kimseye hiçbir şey söylemiyoruz Atlas. Özellikle o mahalleden bir Zümrüt cadısı var ya. Ha, sana bıyık diyordu. Evet o işte. Ona hiç söylemiyoruz. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Aslanım be. Ya kimin yeğeni ya? Seni yerim ben. Ben biliyorum seni. Sır saklamayı bilir. Dayısının yeğeni. Hadi bakalım. Canım. Çikolata. Hadi bakalım. Ya sen nasıl bir adamsın be? Ha? Bakıyor musun? Bakın. Kafayı buraya ver. Bak. Şimdi, görmüş olduğun üzere, bak senin fakirleri birerli ikişerli masalara oturttum. Neden? Hakkaniyetliyim, insanım. Bu sisteme ne denir? Kaynaştırma düzeni. Ne yapıyorum? Fakirle zengini yan yana oturtuyorum ki o fakirlerin, o sevimsizlerin zenginleri görüp biraz edeptir, biraz zenginliktir, biraz görgüdür. Onları öğrenmesini sağlıyorum. Kaynaştırıyorum yani zenginle fakiri. Sabır. Sabır diliyorum anlattım. Anlamadın. Tekrar anlatıyorum bak. Fakir çarpı 6, zengin çarpı 4. Anladın mı? Yani 6 fakirle 4 zengini bir araya getiriyorum ki şey olsun. Anne dayımı işten kovmuşlar. Ne? Dayımı işten kovmuşlar. Ay, merhaba Erten ve Korfalı aileleri. Ne yaptınız? Ya bugün çalış, çalış, çalış ve gözlerim aktı. Nasıl çalıştım inanamazsınız abi. Çok acayip. Siz ne yaptınız? İptal. Düğün iptal. Benim fakir, işsiz, güçsüz, faydasız, sebebi adama verecek kızım yok. Kalk kızım. Konu tamamen tartışmaya kapalıdır. Çekil oradan. Bunları da şöyle bir dereye, şöyle bir. Kim öğrendi? Nasıl, nereden öğrendi bu kadın bunu? Kim söyledi? Ben söyledim dayı. Dayısının yeğeni be. Vallahi bravo be oğlum. Hiç ağzımda da bir şey durmuyor. Yani ışıltısı, zenginliği, pırıltısı yok. Yok, yok, yok. Efendim salonumuza herkes beğenir. Şıklık bizim misyonumuzdur. Misyon değil beyefendi. Vizyon gerek. Vizyon. Aman beyefendi kime ne anlatıyorsunuz Allah'ınızı severseniz? Şunun tipine bakın, bu ne anlar şıklıktan, rüküş. Bir kere bu sandalyeler üşümüş. Ya üşümüşler fakirlikten. Hem benim kızıma bir düğün yapmadın, bir salon tutmadın. Gelmişsin burada mis gibi mekana laf söylüyorsun. Böyle fakir, böyle ucuz bir yerde olacaksa kızımın düğünü olmasın daha iyi. Olmasını istemiyorum. Bir kere ben kızımın böyle salona tahterevanla girmesini istiyorum. Tahterevan? Evet. Oldu annem. İstersen mehter takımı önden böyle salınalım. İşte şahane fikir. Yapma öyle şaka. Tahterevan ve mehter takımı güzel olur. Eko bir şey. Anneciğim bir el at ya. Bir el at ne olur ya? Sen ne diyorsun ya? Bu düğün burada olacak efendim. Burası bizim artık kurtarılmış topraklarımızdır. Sen de benimle geliyorsun. Zorla yani. Ha. Helal sana be. Koca yürekli minik kadın. Nasıl çözdü o? Bunu da hallettim. Evet. Bir şey diyeceğim ama. Ben çok geç kaldım. Şimdi hemen ben işe gitsem. Sen gelinliği alır mısın? Ya aşk olsun ya. Ben bugüne bugün Millennium Soft'un henüz ne iş yaptığı belli olmasa da bir çalışanıyım. Tabii ki hallederim. Sen merak etme. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi biz böyle yüzlük kuyruğuna geldik. Bak Eko bu gelinliğe hiçbir şey olmaması lazım. Böyle hani kollarını, kucaklarını böyle yukarılarda falan taşıyoruz. Ya ama biraz güven. Biraz güven ya. Alt üstü A noktasından B noktasına götüreceğim. Ne var bunda ya? Tamam. O zaman akşam alırım hemen. Aman. Bak. Ya oğlum ben size böyle mi öğrettim bu işleri ya? Daha böyle adam adama fizik kullanın biraz olmaz mı? Ya Eko abi senin şu meşhur sektirme hareketin var ya onu göstersene bize. Ha evet öyle yeteneklerimiz mevcut doğru ama çocuklar aşırı büyük bir görev içindeyim bak yengenizin gelinliğini götürüyorum ama tutmayın beni hadi görüşürüz. Ya Eko abi lütfen lütfen ya lütfen ya hadi lütfen. Tamam ulan tamam hadi geç hadi tamam alkışa gerek yok. Demek ki Z kuşağına bilgilerini aktarman gerekiyor ver bakayım. Şimdi bak. Hop, 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 hop bir göğüs. Gördünüz değil mi? Monte. Orada göğüsle müdahale var bak. Evet. Böyle hop bir çekin bakayım motor geliyor. Anladınız değil mi? Olayın özü bu. Böyle göğsünüzde yumuşak tutmuşlar. Anladınız değil mi? Bu kadar. Bak gel bu. Şimdi... Baba. Eyvah çok kötü bu. Babacığım. Bir şey diyeceğim. Paçasında zaten ya. Vallahi görmez. Oğlum saçmalama. Bembeyaz gelinlik en ufacık bir leke bile görünür bunda ya. Ne yapacağız ya? Hayır Elif gayet netti. Yani şu işi mahvetme dedi. Ne yaparsan yap. Ya bu mahvolursa var ya vallahi bak bu sefer Zümrüt teyze değil Elif'in kendisi düğünden vazgeçer biterim. Oğlum bir dur bir dur. Böyle durumlarda soğukkanlı olmak lazım. Ben halledeceğim bu işi. Annem. Aa, vallahi annem. Tamam. Doğru. Benim aklıma niye gelmedi ya annem? Annem halleder. Anneme haber verelim, annem çözsün. Ya Eko annen olmaz. Dur. Benim akıllı deterjanım var. Durulamaya paydos. Allah Allah. Diyorsun. Gözüme bak. Bakıyorum da çok ikna da olamadım gibi ama. Evelallah. Çıkarır mı diyorsun baba? Sen ne diyorsun? Allah'ım ya. Ay çok içime sindi ya. Çok güzel oldu. Yalnız bol mu? Biraz bol. Bol mu? Bol. Şu yanlardan şöyle almam lazım ki belimin inceliği çıksın böyle kavis. Ay nasıl oynarım ben artık. Nasıl kıskanç gördün mü? Gitti elbisemin aynısından aldı. Aynısı o Menekşe kıskanç bir kişi. Hayır benim vazgeçeceğimi zannediyor. Asla vazgeçmem. Zümrüt Korfalı pes etmez, pes ettirir. Anneciğim, senin çok paran var. İstediğin elbiseyi istediğin dakikada alırsın. Alırım. Ve siz gerçekten düğünde aynı elbiseyi mi giyeceksiniz böyle ikiz gibi? Yani bunu da mı yaşatacaksınız bize, kendinize? Gitsin alsın kendini, bana ne? Bana gitsin alsın, başka elbise alsın. Bu bana daha çok yakıştı. Endamlı gösterdi, boylu gösterdi. Ben de daha güzel durdu elbise zaten. Ya sen bırak benim elbisemi, senin gelinliğin nerede? Ha? Takıların nerede? Git onları kovala. Eko alıyor bugün. Ay annemi görsen dünyanın en güzel gelinliği. Eko'dan da rica ettim. O da beni kırmadı. Gitti aldı hemen. Bak böyle de tatlı, böyle de fedakar bir insan işte. Gör. Tatlı da görmesek yani diyeceğim de. Bol. Bol yanları bol oldu. Şu terzi Remzi'yi. Baba ne yaptın? Allah aşkına ne yaptın? Giderek büyüyor baba bu ya. Ne hale getirdin gelinliği? Ya... Formülde bir hata yaptım. Nerede yaptığımı bilemiyorum. Ya işte bir bilsen nerede yaptığını o hataları bir bilsen baba. Hayır beni de ikna ettin. Kız gözümün içine bak bilmem ne dedin. İkna oldum. Şuraya bak. Giderek genişliyor. Ya benim izdivacım var. Beni bitirdin baba ya. Ya Eko Ne bileyim ben işte, benden bu kadar. Gerisini sen hallet. Ne demek benden bu kadar? Kim getirdi bunu bu hale ya? Bir de bacak üstüne attı, geri çekildi. Ya. Baba Elif arıyor, aç. Allah aşkına aç, ben yokum. Eko öldü de, Eko'yu gömdük de aç. Ne olur aç, ben açamam ya, aç şunu. Ben niye açıyormuşum ya? Sen aç, al. Ben nasıl? Çiçeğim. Aşkım, ne yaptın? Aldın mı dünyanın en güzel gelinliğini? Çiçeğim hiç ses, alo. Sesin hiç gelmiyor ha. Vallahi, alo. Ne, çekmiyor mu ya? Eko, gelinliği aldın mı diyorum. Ne? Ha gelinlik. Gelinlik çiçeğim biraz bizim işimiz var şimdi. İşlerimizi halledelim ben. Ben sana bırakırım geçerken gelinliği, tamam mı? Hadi çok seviyorum seni. Bay bay. Ya aşkım ben 2 dakika uğrayıp hemen alsaydım. Hiç sesin gelmiyor. Vallahi hiç bir şeyler geliyor. İyi anlamıyorum. Vallahi Elif'ciğim tamam. Kapatıyorum ben hadi. Bay bay. Eko. Ya ben nasıl zaman kazanacağım, geleceğim diyor. Allah'ım ya, giderek büyüyor Eke, vallahi büyüyor. Anne. Anneciğim. Sanki renklilerle beyazları aynı makinede aynı anda yıkayıp renklerini birbirine karıştırmayan bir yıkama şampiyonusun be anne. Ne olur şunun kirini çıkar be anne. Vallahi izdivacım buna bağlı. Allah aşkına anne, ne olursun yardım etmen lazım ya. Salak. Evet, doğru. Salak! Ya mahvetmişsin kızın gelinliğini. Ben nerede mahvetmişim? Ben öyle bir şey yapmadım. Al bak, mahveden adam oturuşu orada işte, o yaptı. Anlat baba, anlat. Ben bir çay alayım. Ya çayma yok, bırak çaymayı, anlat. Dinle anne bak, bak neler yaptı babam. Anlat. Evet. Ruhum, ben akıllı deterjanla denedim. Ama işte o kadar akıllı değilmiş deterjan. Akıllı deterjanı gelinliğin üstünde mi denedin Yalçın? Evet. Gelinliğin üstünde mi denedin? Allah'ım benim ne tip bir günahım vardı, sizi verdi bana ya. Ya hayır o değil. Ozan bir de bu salak şirketi aldı. Şirketi batıracak ya. Benim zekamın yıkıcılığını tartışmayı bırakalım mı? Ne olur izdivacım var diyorum anne. Evleneceğim, sevdiceğim gelmek üzere. Lütfen şu lekeyi çıkar. Allah rızası için ne olur. Ne olur. Lütfen. Hadi anne ne olur. Lütfen. Bir tek yol var. Ha? Hikmet'e gideceğiz. Hikmet mi? Ha? Hikmet kim? Of çıkmıyor, saatlerdir çıkmıyor. Baba bir komplikasyon gelişmiş olabilir mi? Ne bileyim oğlum, herhalde olabilir. Of adama da çok ayıp oldu ya. Gecenin bir vakti sıcacık evinden çıkardık getirdik, çok ayıp oldu. Ya ruhum şimdi... Yani kuru temizlemeciliğin cilveleri, fıtratında var böyle bir şey. Hani bazen böyle acil müdahale etmek gerekebilir. Hala fıtrat diyor. Ay, Hikmet abi ne olur hallettin de. Hallettin de. Halledememiş. Evet. Gerekli bütün müdahaleyi yaptım. Maalesef olumlu cevap vermedi. Ah be abi, bütün ümidimiz sendin. Vallahi tek ümidimiz sendin ya. Üzgünüm. Nasıl bir kimyasala maruz kaldıysa ne yapsam düzelmedi. Mukadderat. Kimyasal, anlat. Anlat hadi. Hidroflorik asite batıraydın baba, daha iyiydi. Kesin çözüm. Tebrik ediyorum Yalçın. Gerçekten bravo. Baba bizi bitirdin. Bitirdin bizi baba. Sebebim oldun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.